Şanlıurfa'nın kankren haline gelen sorunlarının başında Eyyubiye ilçesindeki kent merkezine yakın bir konumda bulunan çöp toplama alanı geliyor. Şehrin tüm çöplerinin boşaltıldığı alanın şehir merkezine yakın olmasından dolayı rüzgarın ters esmesiyle birlikte pis kokular mahalle aralarına ve çevre kırsal mahallelere kadar ulaşıyor. Şanlıurfa şehir çöpü tamamen buraya geliyor. Bu çöp merkezine boşaltılıyor ve burası Eyyubiye sınırları içerisinde. Şehre çok yakın bir yerde. Bakın hemen karşıda görüyorsunuz şehir yerleşim alanı var. Hemen aşağı tarafta 800 yataklı devlet hastanesi var. Ve şu anda çöpün tam çıkış merkezi, tam karşı tarafta çok rahat gözüküyor. Orası eğitim kampüsü. Eğitim kampüsünde birden fazla okul var ve o okullar içerisinde binlerce öğrenci de eğitim görüyor. Ve maalesef buradaki çöp kokusundan dolayı hem öğrenciler çok rahat bir şekilde sınıflarına dersi dinleyemiyorlar. Yazın havaların sıcak olmasından dolayı evlerinin ve binaların damında uyuyan vatandaşlar pis kokulardan dolayı rahatsız oluyor. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları çöplükten gelen pis kokulara tepki göstermek amacıyla Hüdapar Eyyubiye İlçe Başkanlığı önünde eylem yaptı. Eyyubiye halkı maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıya. Yıllardır Şanlıurfa'nın bütün çöpü Eyyubiye'ye geliyor ve Eyyubiye'de toplanıyor. Ve Eyyubiye halkı yıllardır belediye başkanlarına çağrıda bulunuyorlar. Bütün yetkililere çağrıda bulundular. Fakat bütün çağrıları maalesef yanıtsız kaldı. Çünkü gelen giden bütün belediye yöneticileri yıllarca bu soruna maalesef sessiz kaldılar ve kayıtsız kaldılar. Bu belediye başkanları için ve belediye yöneticileri için çok büyük bir ayıptır. Bugün Ramazan ayındayız ve ben burada belediye yöneticilerine sesleniyorum. Diyorum ki sizin vicdanınız el veriyor mu? Siz kendi evinizde iftar sofrasında oturduğunuzda tertemiz bir şekilde yemeğinizi yiyebiliyorsanız. Peki Eyyubiye halkı bu çöp kokusunun içerisinde nasıl bir iftar yaşıyor acaba? Siz bunu biliyor musunuz? Pis kokulardan çöp toplama merkezinin yanında bulunan Yenice Eğitim Kampüsü ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi de etkileniyor. 200 yataklı devlet hastanesi. Oradaki hastalar da çok muzdarip bu kokudan ve oradaki sağlık çalışanları çok muzdarip. Sağlık çalışanları da defalarca bu şikayetlerini dile getirmelerine rağmen maalesef belediye yetkilileri bir türlü harekete geçmediler.